geldiniz. Özür dilerim. Öncelikle özür dilemek isterim. Her zaman bu diye bu kadar daha bilmiyorum ama dün gece biraz koşturarak geçtim. Estağfurullah, iş güç. Yani sade bir dille ve konuşma diliyle yazılmış bir kitap olduğu için ve klasik bir dramatik yapı anlatan bir kitap olduğu için okuyucuyla buluşacağını bekliyordum aslında. Ama bu kadar hızlı olacağını beklemiyorum. O benim için sürpriz oldu. Popülerleşmek gibi bir amaç gütmediniz. Ben kendi okumaktan hoşlandığım tarz bir kitap yazmak istemiştim. Benim okumaktan hoşlandığım kitaplar içinde popüler olanlar da var. Başta amaçladığım şey oydu, yani kitapçıdan gidip satın aldığımda keyifli okuyabileceğim bir kitap olsun. Peki bütünüyle kadınlara özgü meseleleri ele alıyorsun kitapta. Kürtaj, bir anne çocuğunu kaybediyor. Bunlar bir erkek gözüyle de anlatılabilecek şeylerken bir kadını konuşturmak, bu tür meseleleri yüzeyde bırakmadın sence? Daha keyifli olacağını düşünüyordum bir kadının ağzından yazmanın. Yani ben çünkü yazarken iyi vakit geçirmek istiyorum. O yüzden de bir kadını tercih ettim. Çünkü bir kadını yazmak hakikaten... Yani bir de ben çok maço bir kültürden geliyorum. Yatılı okulda okuduğum için o kültürde daha çok yoruldum. Ama ona rağmen kadınlarla iletişim kurma yeteneğimi demek ki kaybetmemişim o yıllar içerisinde. Bir de belli bir empati yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Yani kendimi karşımdakinin yerine koyup hissetmekte çok fazla zorluk çekmiyorum. O bakımdan... Kadınlara özgü şeyleri anlatırken, evet, bir de bunlar esasında kadınlara özgü şeyler olmanın ötesinde çok temel insanlık durumları. Yani doğumlar, ölümler, kürtajlar, ayrılıklar. Ve ilk romanımı yazan birisi olduğum için ben öncelikle bu temel insanlık durumlarıyla hesaplaşmam gerektiğini düşündüm. Peki şiir dilinden roman diline geçerken bir şeyler yitirdiğin hissine kapıldın mı? Bir rahatlık getirdi. Yani romana yöneldiğim zaman romanın çünkü insanı daha böyle bir 360 derece kuşatmaya çalışan bir yapısı var. O yapının içerisinde bir hani böyle klasik tarz bir roman yazıyorsanız eğer, o yapının içerisinde kendimi çok rahat hissettim. Yani bunun ne getirip ne götürdüğünü muhasebesini de çok fazla yapmadım açıkçası. Şiirden buraya geçerken. Şiirden buraya akmış olan şeyler vardır ama bunları da çok kontrollü yapmaya çalıştım. Şairliğimin kurbanı olmaktan kaçınmaya çalıştım çünkü şiir evet kitabın içerisinde var ama şairanelik olmamasına gayret ettim. Açıklık ve rahatlık kaydı. Açıklık, yani şöyle bir şey var şimdi sinemadan İşvan Zabo'nun yönetmen benim çok sevdiğim bir tane sözü var. Diyor ki anlattığımız şeyleri mümkün olduğunca yalın, basit, sade ve anlaşılır bir şekilde anlatalım. Çünkü anlattığımız şeylerin kendileri zaten yeterince karışık. Yani bir kadınla ve erkeği yemekli vagonda karşı karşıya oturttuğumuz zaman bence kainattaki en karışık şeylerden biri meydana geliyor zaten. Yeni bir roman yazmayı mı düşünüyorsun? Yeni bir roman yazıyorum zaten şu anda. Yani genelde bundan sonrası romanla devam edecek. Yani benim hissettiğim o. Çünkü bir de şey çok sancılı bir süreç tabii. İnsanın kendisi için en doğru anlatım tarzı hangisi? İçinde en çok rahat edebileceği tarz hangisi? Bunu bulması çok uzun yıllar alan bir şey. Belki sinema okuluna gitmek, müzikle uğraşmak, şiir yazmak falan bu arayışın sonuçları olan şeyler. Bu romana ulaştıktan sonra ben bunu kendi adıma bulabilmiş olduğumu düşündüm. O rahatlığı hissettim. Bundan sonra da herhalde romana devam edeceğim. Fiziğini kullanıp? Ne anlamda? Kitaplarını tanıtırken. Kendini tanıtırken. Her yazar ne kadar fotoğraf çektiriyorsa ya da her yazar ne kadar kendisini gösteriyorsa benimki de o kadar. Ben çok ekstra bir şey yapmadım ben şimdiye kadar. Mankenlik yaptığını duyduk. Pardon. Ya rica edeyim. Ben de mankenlik hangisini yaptım. Hangisini? Yani sonuçta her yazar gazetelerin moda eklerinde bir model olarak yer almıyor. Ha, Vatan Gazetesi'nde evet öyle bir şey vardı. O çok ayrıcalıklı bir şey hakikaten. Onun çok kişisel bir sebebi var. O da şu kitap, yani Git Kendini Çok Sevdirme'den ilk yayınlandığı zaman henüz daha hiçbir yerde kitaptan bahsedilmemişken o kitabı ilk desteği veren gazete Vatan'dı. Yani, vefa borcu ödemek gibi. Yani bir gönül borcum olduğunu hissettim ve ondan sonra kitabın adı biraz duyulduktan sonra bana telefon edip böyle bir şey sorduklarında geri çevirmek içimden gelmiyor açıkçası. Ama yani çünkü öyle bir gönül borcu hissettim onlara karşı.
Ama edebiyatla çok ilgili bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hatırladığım kadarıyla Hamit Yok böyle bir şey tartışmamıştı. Aslında onun da göğüsleri fena.